Evet abi, merhabalarım. Biz yine sabah kahvaltısına hazırlandık. Açılışı senin yapalım. Selamun aleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle... Güzel vakitler geçireceğiz. Aynen. Ne yapıyoruz Ali? Patates kızartması. Cips. Ama cips mi diyorsunuz buna? Şunların güzel şu kabarmışı alsana bir, şu kabarmış. Bunlar mı? Hı-hı. Cips, patates, değerli dostlar bunlar. Yuvarlak yuvarlak doğruyoruz sadece. Yağmur içine atıyoruz. Bu şekilde kabarıyorlar. Az daha şişse ya. Neyse, sen yumuşak sevdin, aldırdın ya. Yok öyle değil yani, göstermek için demiştim neyse. Yok yok, olmuş onlar anne. Çok da kurutmaya gerek yok. Üstüne mi? Öteki taraftaki de daha çok kuruttum ama sararttım. Bunlar sen böyle seviyorsun diye. Yok yok, onlar da sarart. Bunlar da mı iyice sararttın? Hmm. Abilerim ablalarım, 3 gündür falan ağır öksürük var. Niye böyle bilmiyorum. Evet, yine hali taktı şeye. Hastalığa. Geçmiyor bir türlü halimin hastalığı. Evet, bugün okula gitmedim. Evet. Zaten gitsem de geri gönderirlerdi. Öktürüyor çünkü. Bal ya anneciğim, bal. Bal çıkartayım, böyle kaşık kaşık at ağzına. Çayımızda demledik canına. Şimdi ben bulaşık makinesini boşaltacağım. Nayla birazdan gelir, hazırlık yapıyoruz. Bugün de kahvaltımız böyle patates kızartmalı olsun dedim. Çocuklar çok seviyor çünkü. Değil mi Ali? Evet. Paylaşamıyorlar. İki tabak yaptım böyle. O zaman bize afiyet olsun. Evet canlarım. Telefonu ters mi tuttum? Ters tuttum. Daha telefonun içerisinde yiyeceğiz. Evet canlarım. Kardeşim de geldi. Tam oldu. Çayın üstüne geldik arkadaşlar. Kaynanam seviyormuş. Çay içtik. Ondan sonra. Karnım doğru dedim. Zaten önce çalışacağız. İnşallah. İnşallah. Nail amcanla. Ay şükür. Çalışmaya devam. Yükselimin patates cipsleri bitti canlar. Öyle gördüğünüz gibi. Patates cipsi diyormuş. Bu yuvarlak yuvarlak oluyor ya. Biz de öğrendik. Şimdi hoşumuza gitti. Hepimiz yiyoruz Yüksel'in patates cipslerinden. Güzel oluyor o ya. Aynen. Ketçabına mayonezen vereceksin, alacaksın. Baba. Aynen, ver yansın. Azdan az, çoktan çok. Hadi baba, işte baştan kalacak. Baba, öğren. Şu motoruna bir dıkın yerine ver içeri. Hadi, öğren. Ben çayını da alacağım. Ben dağardan geldim. Bak daha bir yeni mi dağardan? Ne iş koruyorsun kardeşim, anlat bakayım bir ya. Hiç boş durmuyorsun. Saçın kenarda çıkmış. Üstümü değişin dayı. Suyu yapacak arkadaşlar bugün. Kersi. 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 Tez getirdim biraz da, babası getirdim. Sen canını yerim. Harmayınlar. Harmayınlar yaş yeri. Usul bas yavaş yürü. Hasta ona şey attım baba orada. Tamam baba. Kes attım. Sen bak ne yapıyorsun? Ondan sonra kes var. Kes. Kes var. Şey var. Şey yapmıyor. İşte kes biz bugün de dostlar işte ekmeği yakacağını getir dersen. Evet. Onlar indirecek. Ondan sonra halamın oraya gideceğiz. Orada kepçeyle biraz işimiz var. Toprak toz ne toprak. Ne güzel anlatıyordu kardeşim. Onları kardeşim heyecanlanıyor. Kes diyor. Kes diyor. Tersi yapmaya var lan. Germe, germe. Germe değil lan. Germenin ufağı. Gümür, gümür. Arkadaşlar az konuşsam o kadar ondan böyle oluyor. Ondan sonra. Germe mi? Ya ben kısaca sana söyleyeyim mi? Ne getirdiğimi. Testik, testik. Tersi şey olur ya. Karalı, karalı. Yolla karalı olur. Kasnak. Kasnak getirdim ya. Ondan sonra ya, onlar yapacağız, toprağa çıkacağız. Bugün işimiz yine çok. Çok arkadaşlar, daha tanıya gidip yapacağız. Tanıya. Arkadaşlar her şey bir şey de diyor. Tanıya normalde erkeğe dana derler ya. Evet. Dana diyeceğim diyor. Biz ufağı tana dirik, düve dirik. Yiğit olsa, erkek de olsa tana dirik. Dana mı diyeceğimiz? Normalde erkeğe dana denilir, öbürüne de düve denilir. Şirinizde işte. Büyüyünce biraz. He, düve, düve, büyüyünce. Bir sesine tana dirik. Tana, he. Tana ya, şimdi büyüdün mü düve olur. Buzağı, buzağı. Buzağı. Buzağı ya. Daha kibarlaşalım. He, buzağı, erkek buzağımız var. Erkek buzağımız var. Tana buzağımız. Şimdi inşallah bizde yine kalacak. Bizim de buzağımız eniştemem olacak inşallah. Bugün yine kalacak. Bugün eniştemem. Yine kalmaya gidecek. Getirecek misiniz? Allah getirecek de bakalım ya. Ahire koşattır anasını. Götürüp bir koşuyoruz da beni bir bağlarak. He, onu bağla. Ben nasıl yaptırdım biliyor musun baba orayı? Karşıdan karşıya kadar hani duvar boşaldı ya. Karşıdan az bir şöyle su makinesi oraya şey, boş bıraktım. Oraya hep hatil yaptım. Hasan kumese inek girer mi? Bir bak bakalım. Ondan sonra şöyle buradan da demir olarak içinde tanalar gelecekler. Aynen, çitin içinde gelecek. Demir yapacak. Kaynakçı sensin, ben keseceğim. Ben buranın tamam. Keseceğim, sen kaynakçısın. Sen kaynağın dahilse sen yap. Yok baba, ben de yaparım. Hasan sen buradan çıkıyorsun, biz de karanlık oradan evet, çıkıyorsun. Evet, şimdi abi orada arkadaşlar, şimdi ben motorun yanına gidiyorum. Koç metriyle. Hadi şöyle şuradan gir, şöyle dönüyor yakacaklar doğru öyle bahçede. Çalışıyoruz ki. Çalışıyoruz ki, geliyoruz, geliyorum ben. Şu vücudum lazım, bulmak yok ki. Arkadaşlar şimdi bir de TikTok'ta moda olmuş. Çalışacağız ki. Bir zaman hemen babam diyor ya, arıyor beni, dövüyor diye. Ben de ya, ne? Davar ke dedim. Ne yapıyorsun diye, yayıyor ke dedim. Şöyle bakın dedim. Afiyet olsun.
Teşekkürler. Evet değerli dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Yine bugün yoğun bir gün. Enerjimiz yerinde. İnşallah bugün işlerimizi biraz erken toparlarsak akşamüstü inek bakmaya gideceğiz. İnşallah ineğimizi de alırız. Getirmesek de ineğimizi bugün, çünkü yeri daha hazır değil ineğimizin, getirmesek de en azından bir adını koyar kaporasını veririz. İneğimiz orada kalır veya getirir bir yere bağlarız. Muhtemelen de getirmez, orada dura durur birkaç gün. Eğer alırsak hemen yarından itibaren hazır hazırlıklarına başlıyoruz değerli dostlar. Ali siyahlardan nasıl yarışmış? Gözün bir de gütçülmüş olmuş tarafta. Evet. Hadi oğlum dayana yardım. Koca gözlü. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarımız. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz iyi olmaya çalışıyoruz. Aslında moralimiz iyi ama bu kelimelerle halimiz ne olacak bilmiyorum. İstiyorum size arkadaşlar, giriş çıkar giriş. Yerin darlığı böyle oluyormuş. Bunu annemlerin o taraftan getirdik. Dışarıdan o şeye çektim, tandır evine diyeyim. Tandır evinden kümese çektim. Kümesi de çıkarıyorum. Ahır yapıyorum. Vallahi şaşırdım artık ben. Şurayı çekiyoruz arkadaşlar şimdi. Bura kümesti. Ahıra çevireceğiz. Yani taraf attı normalde ama. Orada işte turşu murşu koydu. Ekmek ev olacağı için orayı yapmayacaklar. Çaydılar. Burada zaten büyüktü burayı. Çekmesi beni şey yaptı. Çok o tarafa bu tarafa çekti. Ahır olarak kullanacağız arkadaşlar. Bayağı da büyük zaten kumesti ama kumesti mi ya? İnşaat ister. Vallahi biz yoruyoruz. Babamı da yoruyoruz. Babamın hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Altına beton atacağız arkadaşlar biraz sonra. Bir de babam halt yapacak ineği için. Bakalım şimdi içeride iş varmış, ona gitti. Biz de burada yavaş yavaş yapıyoruz bakalım. Şu anda çektik kermeyi. Babam duvarı yapıyor. Ondan sonra içini dolduracağız bunun karşısıyla beraber. Ondan sonra bir tane bu tarafa sıra yapılacak. Tamam, önce dolmayacağım bunun için. Evet. Bunun için dolacak, bir tane sırada sonradan gideceğim. Bu suyu sırada attım, tamam. Ondan sonra bildiğin havuz olacak, üstünde şey yapacak. Biz de pislik getire duralım arkadaşlar. Yüksel ağamı yapacağız. Evet canım, ayazımızı kes anneciğim. Babam şöyle yapmış. Şimdi dolduruyor. Ayaz. Onu beton atacak. Şu demirlerini koyacak. Heliklerinden doldurmuşlar. Bir de sonra bu halt oldu. Nasıl gidiyor Nail Bey? Vallahi iyi gidiyor şükür. Yaramaz bir durum yok. İyi. Her şey yolunda. Helik versin. Her şey istediğimiz gibi güzel. Helik yetmedi herhalde. Haltımız güzel. Güçlü atsam şu su tam. Getireyim mi? Siz şey içeceğinizi için. Gel içeceğim için atarım öbür tarafa. Ne mi? Şurada var mısın? Hayır şu tarafa. Şurada baba. Şurada ne? Tamam atarım oradan ben. Biz içeceğimizi içelim mi? Tavuklarımız bu şeylerin üstüne, kelimelerin üstüne yumurtlamışlar. Biraz kırıldı. 7 tane falan vardı. Ben de diyorum tavuklar yumurtayı kesti. Onlar yer bulmuş da oraya yumurtluyormuş. Anne. Sen ne yaparsın Ayrı Usta? Koflet. Koflet mi yersin? Şimdi içecek içeceğiz beraber. Ben de şöyle soğanlarımı soydum, getirdim. Onları çiteyeceğim, bunlar içecekleri içerken. Kavurma yapacağım canlar. Evet değerli dostlar, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Pirket çekiyorlar. Aynen. 3 tane daha geldim, pirket tamam. Hasan biraz önce senin gibi çekmiyormuş musun? İçine... Yaramaz şeyleri getirin. Yaramaz işte daşlar var dışarıda. Helik mi? Şu kepçenin ağzına döşedim diye şuraya geçsin. Kepçeyi alsan dökülürsün şuraya. Ne yaptın Nail Usta? Kafayı mı vurdun? Valla kafayı çok kutu. Bak melek morarmış. Şu orta mı tam? Şura şura. Ama şişmiş Nail. Nazar olmuş sana. Nazar ya, heyecanım. Heyecandan diyor. Kolay gelsin baba. Ne yapıyorsun? Havut. Havut. Hatıl. Hatıl. Koyunu unutacağız artık. Heyecanım. Esra mı?
Şanları da alacaksın. Can kuru cungu. Koşu boyu yiyeceksin. Koşu katında. Allah'ım. Olsun baba. Niye bacak bundan sonra da. Ben diyor koyun daha çok severim diyor inekten diyor. Baba mı? Aklı koyunda kaldı. Yorucu işler sever. Kolay iş sevmez baba. He. Halbuki inek çok güzel arkadaşlar. İneğe ben zabanım valla girdim güzelce. Ondan sonra. Sağdım. Tanımayanla durdum. Yemini veriyorum çıkıyorum. Bu kadar basit. Sen usta. Daha ne ya? Bu adam gidiyor daha. Zabağın beşinde git. 10.000 kadar vurdu. 10 sant gel. Yine kanın doyur. Tekrar git. Kanını doyur. Daha iş bitmesin. Ne diyor babam? Çocuk ne diyor ya? Nasıl gelmiş diyor babam da. Uyudum lan yüksele lan. Niye öyle diyorsun bana siz? Hastane. Yo, what chicken o? Hanna o. Arkadaşlar her iş yorucu. Aynen. Kolay iş yok. Bunlara bakma. Her işin yoruculuğu var. En kolay yemek yememiş Hasan. Yemek yemek de zor. Onu da çiğnemeden yutamıyor musun? Ha? Çiğnemeyince yutamıyor musun? Çiğnemeden yutamıyor. Onu da pişirmek lazım. Yemek yemek de kendi gelmiyor konu. Hadi acıktı hadi bak. Acıktı mı Hasan? Ben gidip pişireyim size yemek. Şurada domates var öbür evde. Onu yiyorum arkadaşlar. Ay bacısı bugün bundan yemek vermiyor. Doğuracağım böyle adamdan. Hayır kardeşim. Sağ olsun. Ben seni oradaki bir çarşıdım. Hayır sen ne gitsen bu da sana da giriyor. Evet dün ben buna takıldım arkadaşlar. Yarın tavuğu keseceğim istiyorum. Bu da bana siyah horozu kessin. Sen bana yedirdin. Arkadaşlar iyi bir mangal yapacağım bu arkadaşlara dün çalışırken. Hayır anlaşılan bu çocuk mangal işittiriyor. Mangalı yapamadım. Vallahi eti çıkarttık eğer hemen şişleyecekseniz. Oğlum ben size mangal yapacağım bir gün. Şimdi o eti ben de soğandan kavururum, düdüklüye koyuyorum. Niye bizim tavuğu kesiyor? Kesmiyoruz annem. Kesme oğlum tavuğu. Çocuk mangal işittiriyor ama. Bugün mangala girersek bu iş açmaz. Aç besi yaparken sana keseceğim. Tamam. Et yapacağım. Dana mı keseceğim? Mangal yapacağım. Tamam. Nail bugün modun çok düşük. Hayırdır inşallah. Nasıl? Ne oldu? Modum düşük değil ya. Modum benim gayet yürüyün de var. Kafayı vurduğun için mi? Kafayı şişirmiş Hasan. Kafayı deliyormuşmuş. Ben de çoğu çimentoları indiririm. Ondan sonra da aç getirecek buraya. O zaman size kolay gelsin, bana da kolay gelsin. Ben mutfağa gider. Evet değerli dostlar. Hemen şöyle ocağımın altını yakıp kavurmamı pişireceğim şimdi. Yağımı ekliyorum düdüklü tencereme. Etlerimi de şöyle doğradım. Buzlu bir şekilde doğramıştım. Hemen bunları da şöyle ilave etmek istiyorum yağıma. Bunu bir güzel şöyle suyunu çekene kadar kavuracağım. Sonra soğanını ekleyeceğim. Bugün canlarıma kavurma yapıyorum. Babama, kardeşime, eşime. Yesinler, güç alsınlar inşallah. Protein. Allah hakkımızda hayırlı olur inşallah. Bir her şeyi yoluna koyamadık. Düzene oturtamadık daha. Gördüğünüz gibi. Köpek de gelse bir şey çıkıyor. İnek de gelse bir şey çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir de karıştırayım. Yağsıyla karışsın. Sonra düdüklü tenceremin ağzını kapatacağım. Soğan da şöyle incecik çitledim canlarım. Elimde. Ağzını kapatıyorum. Kendi suyunu salacak. Pişecek. Bir 10 dakika falan ya da 5 dakika pişsin bu şekilde. Bir yandan bir toparlıyorum canlar. Bir yandan yemeğimi yapıyorum. Yarına çok işimiz olacağı için yağımı falan doldurayım. Hazır olsun hemen elimizin altında. Gittim kilerden yağı aldım diyelim bitmişti. Aman taşıracağım. Şöyle tutunca aslında daha kolay oluyor da. Şöyle biraz havaya kaldırınca hava alıyor. Böyle her şey elimin altında olunca çok huzurlu oluyorum. Bir de yarın koşturmalı bir gün bizi bekliyor. Ertesi gün yine aynı. Bir yandan da evimi silip süpürüyorum. Temiz temiz olsun. Gelince temiz temiz görsün diyeceğim ben. 200 gündür evde yoktu biliyorsunuz. Biraz teyzemle orada koşturduk. Biraz annem gibi orayı toparladık derken bugün ekmek hazırlığı var. İnek hazırlığı var. İnek geliyor. Şöyle. Tamam. Yavrum da yatayım.
yaptığımı kaynattım. Yerine kaldırayım. Devamı da şöyle pilavımı yapıyorum. Çekliğimi kavuruyorum. Onun için de ayrıca bir taş kalayım. Altını alıyorum. Çekliğimi şöyle kavuruyorum. Sonrasında pirincimi ekliyorum. Pirincimi de yıkadım. Evet canlarım, etim biraz şöyle kavruldu. Bayağı suyunu da çekti. Hemen soğanımı ekliyorum. Ağzını yine kapatacağım. Tuzunu atmıyorum henüz. Suyunu dökerken o zaman içine biraz toz biber ve tuz ekleyeceğim. Bir de soğanı böyle güzelce ölsün. Şöyle. Bu arada pilavım da olmak üzere. İkisi bir pişecek. Sonra salatayla falan. Salata yapmayacağım ama turşuyla yiyeceğiz canlar. Turşu var, içecek var. O şekilde tüketeceğiz inşallah. Bu da kavruluyor. Bunun tuzunu atayım hemen. Bu da bir güzelce ölsün. Şöyle. Pirinç pilavı kavruldu. Şöyle hemen suyunu eklemek istiyorum. Tuzumu da ekledim. Birazcık limon sıkıyorum pirincime. Pirinç pilavıma diyeyim. Ve içine bir tane de kesme şeker atıyorum beyaz olması için. Pilavın ağzını kapatıyorum. Altını da kısıyorum. Etim de soğanı kavruldu. Evet canlarım, soğanım da şöyle güzelce kavruldu. Hemen toz biber eklemek istiyorum şöyle. Biraz acılı olacak. Ben de buraya gelerek toz biber kullanmaya başladım. Önceden çok kullanmıyordum. Tuzumu da ekleyeyim. Güzelce alsın tadını. Salça atmıyorum. Suyunu güzelce çekti. Şimdi çok hafif su ekleyeceğim. Sıcak su. Çok sulu olmayacak. Şöyle. Tekrar karıştırayım. Evet. Şöyle. Şimdi düdüklerin ağzını kapatacağım. Bir 5 dakika böyle pişsin. Kavurmamız oldu canlarım. Pilavım da suyunu çekmiş. Kapatıyorum hemen altını. Pilavım altını kapattıktan sonra bir kere şöyle karıştıracağım. Ondan sonra demlemeye bırakacağım. Şöyle alt üst yapıyorum. Hazır. O zaman kapatalım. Önde burayı yapıyor. Ya görüyor musun? Nail amcamdan dermişe bura ahır. Değerli dostlar, Derman şu an oyun otlatıyor. Gördüğünüz gibi havuçlarımız şahane oldu. Babamın ellerine kollarına sağlık. Gerçekten güzel oldu. 3 tane bölüm yaptık. Yerimiz müsaitti. İstediğimiz yere, ister o başa bağlarız, ister ortaya, istersek de buraya. Biz şuraya ineye düşündük. Şuraya da inşallah Allah kısmet ederse yavrusunu düşündük. Yani buzağısını. Bakalım. Nasip kısmet, bir heveslendik, çıktık bakalım bir yola. Allah sonunu hayra getirir inşallah. İnşallah. Hasan bir gaz verdi bize. Doğru yine kalmaya. Ne zamana kadar bakkalda süt yoğurt alacaksın dedi. Yani doğalından. Aynen, en doğalından. En iyisi doğal arkadaşlar. Aynen, bizim işte buradan sonra da bir elektrik tesisat işi var burada. Yarın da elektrikçi arkadaşım muhtemelen çağırırım. Buraya bir lamba ve priz süt makinesi için lazım. Yan tarafa da elektrik lazımdı. Ya da bilmiyorum artık, yarın mı olur? Yarından sonra mı olur? Bir gün bir elektrikçi çağırmamız lazım buraya. O zaman biz yapalım. Bitirelim. Bitirdikten sonra görüşelim değerli dostlar. Evet. Burada çalışma hala devam ediyor. Canlar görüyorsunuz. Babam böyle yapıp geliyor ahır. Bayağı güzelleşmiş ha bu havuç falan olunca. En son böyle bitip gelecek. Az bir şey kaldı inşallah ama bayağı yoruldular. Tanalarımız oralara bağlanacak inekle beraber. Birininki orada, birininki orada.
Evet, yemeğimizi yerken kapanışımızı yapalım canlar. Evet değerli dostlar, yemeğimi şöyle kavurmamı görüyorsunuz. Tahin de kardım. Sevdin mi baba? Acıktı da vallahi, güzel olmasa da babam güzel oldu diyecek. Tasabak kahvaltısıyla Hasan gitti. Gitti. Tamam arkadaşlar, buyurun. Anne, telefonu gördün mü? Pilavında mı tuzu kıt baba? Hmm. Anne, telefonu gördün mü? Gördüm. Dışarıda mı? Dışarıda olması lazım. O zaman size afiyet olsun canlarım. Eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Alim de burada. Geldi. Koyunlardan şöyle. Hemen kapımızın önünde koyunlarımız. Yoncalar biçildi. Yiyorlar. Bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Görüşmek dileğiyle canlarım. Dualarınızı bekliyoruz. İnşallah her şey yoluna gider şu işlerimiz. Allah'a emanet olun.